Yani şimdi pozitif çıkacak, eminsin öyle mi? Emin olmasam çağırır mıyım seni Burcu? Sen hiç iyi değilsin. Tamam. Belki biraz fazla takmış olabilirim. Hatta abartıyor bile olabilirim. Ama bu gece her şey sona erecek. Bu gece hamilelik gecesi. Yok yok. Vallahi sen hiç iyi değilsin. Of ya. Zaman da geçmek bilmiyor ya. Yani en kötüsü ne biliyor musun? Beklemek. İnsanı öldürür yani. Belki de biraz akışına bırakman gerekiyordur Sibel'cim. Ha? Hiç o olasılığı düşündün mü? Ay ben bütün olasılıkları düşündüm. Hatta hepsini düşündüm. Yani o yüzden böyle davranıyorum Burcu. Ay yok. Yok. Vallahi bu olay beni aşıyor. Sen de bir gün test yapacaksın. Sen de bir gün böyle bekleyeceksin benim gibi. O zaman Sibel demişti dersin. Aa! Dur bakalım ya. Benim daha yaşım kaç, başım kaç? Pardon? Sibel teyze mi demek istedin bana? Sibel teyze. Burcu. Ya üf. Benim çocuklarla aram iyi değildir. Hele bebekle mebekle hiç uğraşamam ben. Kucağına bir bebek almana bakar o hiç ya. Sen hiç tuttun mu bebek? Yo. Ay ne bileyim ya, hiç denk gelmedi. Ay ya da tutmak istemedim Sibel, bilmiyorum. Bir gün böyle bebeği kucağına alırsın. Onun böyle gözlerinin içine bakarsın. O zaman hak verirsin bana. Neyse. Vakit de doldu. Daha fazla bakamayacağım. Sen bak ne olur. Hangisi hangisiydi? Tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif. Negatif. Negatif değil mi? Tamam. Sorun değil. Bugün olmazsa yarın olur. Yarın olmazsa ertesi gün. Ben yine her zamanki yaptıklarımı yapmaya devam edeceğim. Böyle hamileyim, hamileyim, hamileyim. Hamilesin, 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 hamilesin. Hamilesin canım. Hamilesin. Monika Hanım, siz misiniz? Senin işin var burada. Monika Hanım çağırdı, geldik. Tamam, ben geldim, artık gidebiliriz. Allah Allah, bekçi miyim ben ya? Sen gelince gideceğim. İş yapmaya geldik herhalde buraya. İş yapmaya geldin, sen. Evet, ne gülüyorsun? Yapamaz mıyım? Yaparsın canım. Hobi olarak yine yaparsın. Bana bak kızım. Zaten sabah da ofise öyle havalı havalı falan girdin. Sen çok olmaya başlıyorsun ha. Şeyma, gidecek misin, gitmeyecek misin? Gitmiyorum. Önce ben geldim. Bu ne ya? Çocuk musun sen? Önce ben geldim ne? Çocuğum var mı? Ne yapacaksın? O zaman Monika Hanım'la da önce ben tanıştım. Onu ne yapacağız? Bana bak. Zaten orada defilede senin saçını başını yolmuştum. Aynısını bir daha yaparım. Anladın mı beni? Ne oldu? İçeri bomba mı koydun? Havaya mı uçuracaksın beni? Tamam, sessiz. Monika Hanım, bu sizi aşar. Lütfen karışmayın. Evet Signora. Bir saniye karışmaz mısınız lütfen? Siz kiminle konuştuğunuzu unutuyorsunuz galiba. Sen kime güveniyorsun ya? Monika Hanım'a mı güveniyorsun? Ha? Maymun gözünü açtı canım ya. O safa yük yok senin karşında. Ben senin neyin peşinde olduğunu hemen bul. Çocuk yuvası sanki. Bu ne? Sözde en güvendiğimiz insanlar. Şunlara bak. Şimdi beni dinliyorsunuz. Burası yeni mağazamız olacak. Tasarımlar burada satılacak. Sıradan bir yer olsun istemedim. Yarın da burada kutlama yemeği yapacağız. Size burasını gösterip fikrinizi almak istedim ama ben küçük çocukların fikrini almam. Aranızdaki sorun her neyse bu gece burada çözüyorsunuz. Sizi yarına böyle görmeyeceğim. Ona göre. Heh. Madem buradasınız, temizlik de istiyorum. Yarın geleceklerdi ama iptal edeceğim. Size ceza. Yarın sabah burasını tertemiz görmek istiyorum. O kadar. Ama Monika Hanım bir saniye. Ben bunu hayatta... O kadar dedim. Allah Allah. Unutmayın arkadaşlar. Bu gece şipşakçıyı bitiriyoruz. Evet abicim. Neyin nesiymiş, kimin fesiymiş?
öğreniyoruz. Hocam bence direkt dalalım, hiç uzatmayalım. Önce Öykü, şimdi Şeyma, sırada kesin Burcu var. Bu ne lan? Herif resmen sıraya dizdi bizim kızları. Oha İlker, oha. Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Ne demek sıraya dizdi falan? Oğlum ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Ne demek Burcu var? Belki Sibel var. Höst lan. Sibel evli bir kadın. Burcu da evlenecek. Yani öyle her şey usulüne göre olursa inşallah değil mi abi? Ya tamam oğlum tutulmayın işte ya. Lafın gelişi söyledim. Deme İlker deme. Zaten burnumuzdan soluyoruz. Tamam abicim. Şimdi içeri gidiyoruz ve o sarı adama haddini bildiriyoruz. Tamam tamam hadi. 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 Gelmiştir zaten Levent. Selam beyler. Selam. Mete ben. Derin. Destek kuvvet çağırdın galiba. Arkadaşları senin gibi harika bir insandan mahrum etmek istemedim. Evet. Ayaz bize senden övgüyle bahsetti. Biz de senin gibi harika bir insanla tanışma fırsatını kaçırmak istemedik. Değil mi beyler? Yalnız burası müthiş yermiş ha. Film son, ben buraya müze diye bilet keserim ben. Oğlum kendinize gelin. Ha tamam şey. Selamun aleyküm birader. Ben İlker. Falçata İlker. Derin. Şipşakçı Derin. Peki öyle olsun. Şipşakçı Derin. Emre. Hoş geldin Emre. Buyurun arkadaşlar oturun. Ali abi, abi sen bize midye, kalamar, fava, sonra ara sıcak karides güveç, sonra da sütte levrek ver. Kalamar kalsın. Öyle her yerde kalamar yenmez. Evet, fava da kalsın ya. Öyle her şeyi söylemeyelim. Yediğimizin bir ahengi, bir bütünlüğü olsun değil mi? Gelsin gelsin ya. Biz yeriz değil mi İlker? Aynen hocam ya. Sen donat şurayı şöyle bir yapın. Tamam ya, hepsi gelmesin de olur ya. Aynen aynen, fava kalsın. Favizm var zaten bende. Ölür kalırım burada, o olur. Oo, Derin kardeşimin misafirleri gelmiş. İyisinizdir inşallah. Bugün bendensiniz arkadaşlar. Özel misafiriymişsiniz Derin Bey'im. O mekan sahibi sayılır. O ne derse o olur. Eyvallah Ali abi, sağ ol. Baba ben yanlış mı anladım? Bendensiniz derken yani... Beleş anlamında mı? Tabii tabii, müesseseden. Bayağı hesap yok yani. Oo, hesap ödemeyeceğiz ha? Süper ya, ben burayı çok sevdim abicim. Kusura bakmayın yani, çok sevdim. Usta şimdi biz bu favayı iptal ettik ya, biz onun yerine bir paçanga böreği alalım. Değil mi? Sizde atom var mı hocam? Böyle yoğurtlu falan acılı. Tabii tabii var. Şaka yapıyorsun. Abi bilseydim öyle yemeği yemezdim ben ya. Abi sen bizi her şeyden azar azar getir. Biz sonra gerekirse söyleriz sana, teşekkür ederim. Ali abi, 10 numara adamsın ya. Eyvallah Süper. Ali abi, sağ ol. Adamsın. Havalara bak. Başımıza patron kesildi bir de. Kenarımın patronu.
Şuna bak ya. Her yerde burnumun dibinde bit zaten, tamam mı? Uğursuz. Kendini ne zannediyorsan bitti senden ve bıktım. Bir şeyler. Tokudan mı, liseden mi? Hep böyleydi ne güzel oturuyorduk Betham'le. Güzel güzel evimizde. Yok efendim. Ona aşık oldum, buna aşık oldum. Yok sen bunu elimden aldın. Hepsi birinde böyleydi. Tokudan ediyorsan kimse yetmez buna. Herkese, herkese ihtiyacı var bunun. Bak, niye şimdi yapayalnız kaldım. Hep bunun yüzünden. Sen kimseyi tamam. Beşe kimse. Aşık olduğunu bilmiyor musun? Kim ama aldım rahatlamadım. Biliyorum. Yılan, yılan. Hiç. Ben bilmez miyim işte. Sanki silmedik biz orayı. Çeki, sen çeki, sanki sileceksin. Önce ben bittim. Aman be, bir bitemedin zaten. Ya onu diyorum ya işte, şimdi bittim. Bittin kızım sen, bittin. Tamam işte bittim. Bitsin sen. Bitsin ama bit olduğunun farkında değilsin. Kimse beni görmüyor sanıyorsan ben gördüm seni. Ay oh, bir taf düştüm ya. Ay bir bitler olsa da yasak ya. Acıktım ben. Pizza. Hamburger. Lahmacun. Döner. Mantı. Pide. Adana. Urfa. Makarna, salata, cips, kola. Kilo almamalıyız, diyet yapmalıyız. Ton balıklı sandviç. Tamam, ton balıklı sandviç. Derin efendi, işler nasıl? İşleri iyi. Tabii tabii, belli. Herkes de bir iş peşindesin. Duyuyoruz. İş iyidir. Çok fazla iş iyi değildir Derin'cim. Benden sana söylemişsin. Sizin işler nasıl gidiyor? Mimarlık ofisi falan. Siz ortaktınız değil mi? Senin için zor oluyordur. Ben çünkü arkadaşı hiç işe giderken görmedim. Hep Öykü'nün peşinde. Koydu. Çok fena koydu, çok fena. İş her şey değildir Derin efendi. Bazen sevgilinin yanında olman gerekir. Onun iyiliği için. Evet, biz bu yüzden ortağız zaten. Ben yokken o var, o yokken ben varım. Tabii sen ortaklık, arkadaşlık falan tek tabanca olduğun için bu işlerden pek anlamazsın. O yüzden kusura bakma. Sana yabancı dilde konuşuyor gibi olduk. Yabancı dedin de aklıma geldi. Geçen gün Türk Günü'nde bir tane kadın getirdiniz ya hani. Monica Sessa. O ne biçim kadın öyle ya? Şu at böyle beş karış. Ben bakıyor. Biz onunla çalışıyoruz şimdi. Öyle ciddi görünür ama işinde çok iyidir. Ben şaka yaptım zaten abicim ya. Suratsız muratsız ama her türlü gideri var o kadının. Bak ben size söyleyeyim. İlker. Tamam abicim ya. Benim de kafam karıştı yani. Bu kim iyi, kim kötü, kimi gömsem, kimi övsem bir türlü bilemiyorum yani. Allah'ım. Biraz. O
bize mi dedi onu ya? Çak lan. Merhaba. Çıkar o kararatını. Çiğgül sofrasında öyle oturulur mu? Bana mı geldi bu laf? Yanındakiler de aynı. Tiplere bak. Bu yerde de koymasa yersin. Beyler nedir dert ya? Ağzınızı içsenize şimdi. Sen ne karışıyorsun? Sarı siyah. Oğlum gece gece belamızı aramayın lan. Efendi olun efendi. Anlat. Hadi nedir problemi söyle. Seninle bir işimiz yok. Sen efendi efendi oturuyordun. Kız gibi gülenlere lafımız. Her yerin bir adabı var. Şu adabına göre davranacaksın. Sen çekil aranızları. Onlar benim arkadaşım. Onlarla derdiniz varsa benle var demektir. Şimdi s**in gidin buradan. Kalkma! Ne oluyor lan burada? Beyler! Bunlar bir toz bölündü! Kaçalım! Bir laf vardı. Neydi o ya? Erkekliğin %90'ı... Kaçmaktır! Biraz canım. Kötüye bir şey olmaz. Paket de paketmiş ha. Heh, oh be. Bu ne ya? Nasıl yani? Başka yok mu? Yok. Aa, ver bakayım şunu. Heh, ben göremiyorum çünkü değil mi? Körüm ben. Kızım ağırlığından da mı anlamıyorsun paketi? Aman öf ya. Ben ne yaptım biliyor muyum açlıktan? Hayır yani. O kadar da dedim ya. İki tane ton balıkla sandviç dedim. İki dedim. Ama iki tanesinin parasını aldı adam değil mi? Evet. Yani şu halde olmasam gidip mekanlı başlarına yıkardım ama halim yok. Tabii canım ben de. Hatta senden önce ben basardım. Ama işte şeyim bitap düştüm ondan. Sen ye ya. Ben yemesem de olur. Ay yok canım sen ye. Yok ben yani açım dedim ama ben o kadar da şey değilim. Sen ye sen. Bölüşelim mi? Ay bölüşelim. Senin? Yok. Meta'dan ayrıldığın ilk gün çıkardın değil mi? Evet yani o döneme denk geldi tesadüf. Hiç şaşırmadım. Tam senin tarzın. Hatta sen satmışsındır onu. Gardırobunu falan yenilemişsindir. Değil mi? Sattım evet. Ama kıyafetler için değil Öykü. Arkadaşım için. Arkadaşımın evini geri kazanabilmek için.
Ben de ciğer bitti abi. İyi koştuk ama ucuz atlattık. Ulan en çok da sen koştun ya. Ödüm patladı demek. Dayak yiyeceğim diye. Lan yine bak ya. Öyle deme oğlum. O merdivenlerden biz kaçıyoruz yani. Orada iki tane adam yakaladım. Şöyle küt küt iki kafa koydum. Hadi ya hocam, hey. Hepimiz görmedik mi sanki nasıl emekliyle kaçtı mekandan? Ya tamam beyler ama ayıp oluyor ha. Tamam belki kavgaya karışmadım ama ben de herkese de durdum. Ben o sonradan gelen adamları görmeseydim var ya, şu anda hepimizin ağzımızla burnumuz yer değiştirmişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.